Saat 12. Ben ofisteyim. Şimdi eve gitmem lazım. Yarın bir çekime gideceğim. Eskiden bu vloglara çok sık devam ederdim biliyorum. Ve bence bunları kesmek zaten yanlış olmuştu. O yüzden vloglara geri dönüyorum. Yarın yeni bir çekim günü. Gidip eve biraz dinlenmem lazım. Yarın sabah Canberk'i alacağım Levent'ten. Oradan da çekime geçeceğiz. Sıkıntısı olacak. Günaydın. Bayağıdır böyle bu muhabbetlerle vlog çekmiyorduk. Hep bir planım falan vardı. Artık biraz saldım ya. Bazı şeyler fazla düşününce güzel olmuyor. Biraz salman lazım. 3 gündür 4'er saatlik uykularla yaşıyorum. Bak şimdi o benim önüme atlayacak. Atlamadı! Buradan alkışlıyoruz. Artık duşta itelik duruyorum. Böyle kafamı duvara koyuyorum. Ayaklarım ortada şu şekil. Bu da üzerimden akıyor. Bir şey yapmama gerek kalmadı. Direkt öyle otomatik yıkanmaya falan başladım. Gerçekten yoruldum. Bugün cuma günlerden 24 Kasım. Öğretmenler günü. Bu arada buradan öğretmenlerimiz. Öğretmenler gününü kutluyoruz. Benim ailemin yarısı öğretmen. Bugün bir telefon trafiği var, anlatamam size. Çekimimiz var. Korlas YouTube kanalı için Scrambler modellerinin anlatımıyla ilgili bir video çekiminde sunuculuk yapacağım. Oraya gidiyorum şimdi. Ama öncesinde Levent'ten ortağımı alacağım. O da işte çekimde bana yardım edecek. Oradan da Ataşehir'e Korlas'ın showroom'una geçeceğiz. Bakalım bugün koşturmalı bir gün olacak gibi duruyor. İşte bugün bakayım, ne zaman çıkarsa vlog, ne zaman içime sinerse artık bu şekilde haftada 1-2 video gelecek. Zaten kanalın adı hiçbir zaman Utku Motovlog olmadı yani. Tamam evet, motosiklet içerikleri daha ağır bastı ama Utku Motovlog değil yani. Diğer içeriklerin de aşağı yukarı kafamda düzene oturan bir kısmı olduğu için artık rahat. Bu dönemde böyle bir türlü hem psikolojik olarak hem de mental olarak oturamadım yani. Bir türlü istediğim seviyeye gelemedim. Enerjim düşüktü. En azından bugün de düşük ama bugün uykusuzluktan düşük yani. Yoksa bir sıkıntım yok. Bundan sonra daha rahat olacak bir çiz gibi duruyor. Bakalım. Senin arkandan 2-3 dakika bir şeyler söyledim. İsteriz ya. İyi dedim, kaşar dedim, piç dedim. He, iyi, doğru söylemişsin. Var mı? He, hayır. Oo, köprü. Süper. Yüksek. Daha sonra terim. Bundan sonra süper devir bitti. Yeni bir devir açıyorum. Mesela o Scirocco, binerim. Süper çok ele düştü. Evet, etrafımdaki herkes şu an o fotoğraf süper diyor. Geçen gün Instagram'da post girdim. 8 yorumun 7 tanesi o fotoğraf süper. De telefonu burnuyla açar mıyız? Evet. Telefonu neyle açacağını merakla bekliyoruz artık. Elimle açarım, kulağımla açarım, çenemle açarım, göz temasıyla açarım. Göz temasıyla bir kere açsana. Wow! Ama kitleyemiyorum, henüz kitleyemiyorum. Bir tane Fusokan teması. Oo! 3000 motor. 3000 motor var mı? Yok. Saat 4 olmuş. Şimdi Riva'da Scrambler Ducati'nin modelleri hakkında bir çekim yaptık Korlas YouTube kanalında. Ondan sonra çıktım, oradan döndüm. Kendi motorum yok ama bugün bununlayız. Bu da benimkinin aynısı. Siyah rengi, farklı modeli. Full throttle diye geçiyor. Yine bunda da benim gibi terminin egzoz var ama işte renk menk, gidon falan farklı. Güzel ya. Gazlaya gazlaya geldik. Eğlendik yani. Canberk'i de arabaya sattım. Trafikte kaldılar. Ben hızlı geldim biraz. Biraz. Akşam çok trafiğe kalmam inşallah ya. Şuradan gideyim de arabamı alayım. Beni kanıyorum dünya, yalan ayar beni yaşamak sen. Ne haber abicim? İyidir, nasıl olsun sizler? Allah bozmasın. Evet, bugün pazar. Bugün arkadaşlarla motor sürmeye gideceğiz ama öncesinde yağlamam lazım. Aslında bu zincir bu motosikletin en önemli organı. Aktarma organı olarak düşündüğünüz zaman periyodik bakımdan da daha sık bakım yaptığınız tek yer diyebiliriz.
Buna bazı işte motor hocaları ya da bilmem ne var, uzmanları vesaire şey diyorlar işte 300 kilometrede bir yapmanız lazım, 500 kilometrede bir temizliğini yok, 300 kilometrede bir spreyini bilmem ne falan. O işler biraz yalan. Oturduğunuz konuma göre, ben mesela benim oturduğum yer fazla inşaat alanı olduğu için, fazla toprağın olduğu bir yer ve sürekli bir toz var. Dolayısıyla onların skalasına pek girmiyor. Ama mesela şehir merkezinde oturup 10-20 kilometre kullanan bir adamla benim şeyim aynı değil tabii. Zincire bakmadığınız zaman motosiklet zincirden aktarım alıyor, zincir dişten alıyor bilmem ne derken o böyle tam tersi örgüde size maliyet açıyor. O yüzden ona dikkat etmek lazım. Evet, ikinci quizden 80 almışım. Demek ki yanındaki kız çok çalışkanmış. Birinci quizden 30 almışım mesela. Yanındaki kız çok çalışkan olduğu için 80 alan Koca Yürekli Kerem Bimak'la beraber isteyen seçer. Kızın çantası ya. Vardı, kalem kutusu vardı, defter mi? Kerem'in de turbosu var, metanol kiti var, dump pipe var. Tek başına 30 almışsın. Tek başıma 30 almışım. Yanındaki kızla beraber 80 almış. 50 puan kardeşim. Aa, kız 50 puan. Ben o kızı bulayım. Yanımda genç kızların sevgilisi Denizli'nin gülü Anıl Paş'la beraberiz şu an. Anıl Paş Yeniköy'de çapkınlık yapıyor şu anda. Ya bunları koyarsan? Ya koyarsan. Koyabilirsin, 4 erkekle beraber Yeniköy'de efendi oturuyorum. Yani kameranın görünmediği yerler de olabilir. Pardon, ilk quizden 39.7 almışım. Turbocu. Hanımcılık yine kazandı. Ne hanımcı adamlarsın. Bana bak, motorcuyum. Bir nevi hanımcılık. Motoruna bağlısın. Çılgın akşamların ufkunda saat 10.30'da ofisteyiz. Ne yapıyorsun delikanlı? Vlog içinde vlogception yapıyorum şimdi. Geçen 54 saniye video attım. Millet bayağı kaydı bana yani. Ama arada böyle kısa videolar lazım değil mi Cemal? Evet, kesinlikle lazım. Çünkü uzun atınca uzun. Sen uzun atma abi, tamam. Aslında bu videoda bir şey yaşayacaklar. Nasıl diyeyim? Bir değişim. Çekime gittikten sonra nasıl depoya girilir? Anahtar var mı? Montumun yaka cebinde. Depodayız. Bu akşam depoyu toplayacağız. Depo bayağı böyle ağzına kadar dolu abi, tamam mı? Ve bir sıkıntımız var. Yağmurda böyle su doluyor buralar. Çünkü şurada bir kaçak var. Gördüğünüz gibi tavanın hali falan felaket. Ve bu yağmur durumunun mallara zarar verme durumu olduğu için bugün dedik ki depoyu, özellikle şu boş kısımları falan bir düzenleyelim. Kafamız rahat etsin çünkü bu sunun bu mallara zarar verme ihtimali var. Öyle maksat bir de bunları yaparken videosun dışarıda leş gibi bir yağmur yağıyor. Öyle böyle değil. Onun adı transparet acı. Çılgın korsan Jack geliyor. Ne oldu ya? Montun hiçbir yerinde Jack yok ya. Abi bu A1'le kullanılıyor. Ne yapıyorsun? Sür beni gittiğin yere be. Kaldırıyor. Hadi götür beni. T1 ehliyet falan gerekiyor mu? Transparent. Transparent 1. Bu şey 100 cc'lik. Yeni mi kalkıyorum ben? Tamam yeter, kalktı. Lan yapma oğlum. Ya ben. Dur. Evet, Utku'nun götü çok kalktı demişsiniz. Şu an yoğun istek üstüne Utku'nun götünü indiriyor. İndir kanka. İndi, teşekkür ederim. Rahatlama geldi mi? Teşekkürler. Geldi. Hayır, nasıl var ya? Bize filmlerin klasik sahnesi de yapıyorum, hazır mısınız? Kolinin arkası çek abi, tamam mı? Kolinin arkası yok. Tamam mı? Oradasın. Şimdi bana diyor ki, hey Utku. Hey Utku. Efendim, şu an arabayla ilgileniyorum canım. Kolay gelsin canım. Eyvallah, sağ ol. Gucci Yan Kantar'ın gerçek yüzü. Kaldır abi. Kaldır. Hey. Şimdi indir. Peki niye böyle bir şey yapıyorsun Anıl? Çok güzel oluyor, kalkmış. İndiriyorum. Ya sen beraber gezelim. Çek yapacağız. Camber şimdi yandan çeksin, tamam mı? Tamam. Ama şeye transparanti almasın. Sen de Titanic yapalım. Titanic sonu. Film bitti burada. Yönetmen dayamasın dedi abi. Abi yönetmen dayamasın yok dedi. Yok yani dayamasın.